Arkası Yarın. At Çalığı Mehmet Efe 25. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Yanında çalıştığı Sarı Süleymanoğlu adındaki beyin güzel kızı Emine'yi kendisine vermedikleri için beyin kahyasını bıçaklayarak dağa çıkanken Mehmet kısa zamanda ünlü bir efe olur. Önce kızını başka biriyle evlendirmek isteyen Sarı Süleymanoğlu'nun damadını dağa kaldırır, daha sonra kendisini öldürtmek için kiralayan Gaddar Efe adlı bir eşkıyayı, ardından da Kara Efe denilen namlı bir eşkıyayı öldürünce ününe ün katar. Bu gelişmeler üzerine İstanbul hükümeti Aydın'a acımasız yönetimiyle tanınan Raşit Bey adında bir vali vekili tayin eder. Kendisini yakalamak için halka ağır işkenceler yapınca Gel Mehmet Efe isyan bayrağı açar. Önce mektupla Raşit Bey'i tehdit eder, ardından onu Sarı Süleymanoğlu'nun çiftliğinde yakalayarak bir güzel döver. Bir süre sonra Mehmet Efe'nin yerini öğrenen Sarı Süleymanoğlu bu haberi valiye bildirmeye giderken bunu duyan kızı Emine durumu Kel Mehmet'e bildirir. Mehmet Efe'nin baskından kurtulması üzerine vali muavini kendisine ihanet ettiğini zannederek Sarı Bey'le kahyasını zindana kapatır. Bunun üzerine harekete geçen Mehmet Efe cezaevine düşen arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçer. Önce vali muavinini yakalatıp hapseder, daha sonra da vali koltuğuna oturarak vilayeti yönetmeye başlar. Bu arada Kel Mehmet'i seni Aydın'a vali tayin ettireceğim diyerek kandırarak İstanbul'a giden Raşit Bey, yalan bilgiler verince hükümet Aydın'a Bayrampaşa adında bir valiyi tayin edip emrine 25 bin kişilik bir ordu verir. Ancak hükümete kurşun sıkmak istemeyen Kel Mehmet Efe çetesini dağıtmak ve bu isyana bir son vermek ister. Sen bizimle beraber kaçmayacak mısın Efe? Siz bana bakmayın, ben sizinle gelmeyeceğim. Benim yolum ayrı kızanlar. Niçin Efe? Niçin Efe? Niçin bizi bırakmak istersin? Verdiğin sözden caymak olur mu be? Kalleşlik mi be? Öyle deme çopur. Vallahi kalleşlik etmiyorum. Şimdi ben de sizle beraber gittim mi Osmanlı peşimi bırakmaz. Beni bulmak, saklandığım yeri ortaya çıkarmak için köylüye hayatı zindan ederler. Zaten onlar bizim yüzümüzden şimdiye kadar az mı çekti? Günah olmaz mı? Buna razı olamam. Sen burada mı kalacaksın? Ben başımın çaresine bakarım. Siz beni düşünmeyin. Olmaz. Olmaz. Bırakmaz. Beni bırakacaksınız. Ben öyle istiyorum. Emrediyorum. Siz benim emrimi tutmak zorundasınız. Yoksa bana karşı gelmeyi mi düşünürsünüz? Kusura bakmayın. Şimdiye kadar biz birbirimizi hiç kırmadık. Bu son günümüzde de kırmayalım gayri. Çopur, gel. Hı. Hakkını helal ettin mi bana? Ettim Efe. Ya sen? Ben de helal ettim. Ali, sen de gel. Hakkını helal et. Helal olsun Efe. Sen de helal et. Helal olsun. Helal olsun Efe. Helal, helal olsun. Olsun. Helal, helal olsun. Olsun. Raşit Bey, şimdi sen Kel Mehmet Efe'nin direnmemesinin bir oyun olduğunu mu söylüyorsun? Kel'in büyük bir tuzak hazırlamış olduğu muhakkaktır Paşa Hazretleri. Hatta bize gelip sığınan adamlarından da şüphe etmekteyim. Neden? Bunlar belki de bizi tuzağa düşürmek, bizi arkadan vurmak için onun tarafından gönderiliyorlar. Bu aklıma gelmedi. Çok melun bir heriftir o Kel. Namussuz bir eşkıyadır. Her tilkilik beklenir o namussuz hayduttan. Yok Raşit Efendi, böyle konuşma. Hiçbir mecburiyeti yokken karını ve çocuklarını sağ salim olarak buraya gönderdi. Sonra bize bir tek kurşun da atmadı. Halbuki İzmir'e çıkacağımızı, Aydın üzerine gelmekte olduğumuzu biliyordu. Hile, hep hile. Kim bilir ne melun bir niyeti var.
Bunu söylemiyor, belli etmiyor ama öyledir. Evet, bir şeye herhalde güveniyor olması lazım. Başka türlü böyle davranamaz. Elbette sizin işinize karışmak istemem. Fakat şehre girmeden önce top ateşiyle ortalığı bir defa iyiden iyiye karıştırmak iyi olur. Olmaz öyle şey. Aydın'da bunca insan var. Günah değil mi? Bırak Müslüman şehrini bir gavur şehri olsa yine top ateşine tutulmaz. Bence hiç merhamet etmemelisiniz. Aydın halkı hep ondan tarafta. Hepsini gebertmeli. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Raşit Bey? Saçmalama. Siz bilirsiniz paşam. Top ateşi sabaha karşı başlayacak ama gülleler şehrin dışına düşecek. Maksat korkutmak. Sonra da üç noktadan şehre gireceğiz. Ancak mukavemet eden öldürülecek. Bilhassa keli kaçırmamaya dikkat etmelisiniz paşam. Bu adam en tehlikeli yılanlardan çok daha tehlikelidir. Korkunç bir adamdır. Ben birçok eşkıya takiplerinde bulundum. Bu adam sağ olarak ele geçmez. Muhakkak kaçar. Çok kimseyi de vurur. Yaman bir nişancıdır. Elbette. Onu kaçırmak niyetinde değilim. Merak etme. Eğer kaçacak olursa çok yazık olur. Bütün emekler boşa gider. Bu adam bir hamlede etrafına binlerce kişi toplayacak kudrette bir kimsedir. Bu kelefeyi biraz abartmıyor musun Raşit Bey? Ah paşam. Burada olacaktınız da onun önce zindanı sonra da hükümet konağını nasıl bastığını görecektiniz. Neredeyse bütün aydın halkı arkasındaydı. Bu yüzden ne söylesem az gelir. Her neyse, şöyle veya böyle onu mutlaka yakalayacağız. Eğer yakalayamazsanız tekrar hükümetin başına bela olacaktır. Asker hep burada kalacak değil. Gittikten sonra tekrar başına o eşkıyaları toplayabilir. Aydın'ı yeniden basıp devletin başına bela olabilir. En iyisi onu mutlaka gebertmektir. Teslim olmasa elbette öldüreceğiz. Teslim olmak istese bile canlı almayın paşam. Öldürün o keliti. Yoksa bundan misal ve cüret alarak daha başka şakillerin de devletin başına bela olmaları beklenebilir. Affedersiniz paşa hazretleri. Bütün bunları sizlere söylemem belki sadece bir cüret. Fakat o derece endişe içindeyim ki... Anlıyorum Raşit Bey. Onu ölü veya diri olarak ele geçirmedikçe buradan ayrılacak değilim. İnşallah bütün işler de yarın akşama kadar sona erecektir. Ama dediğim gibi aklımın almadığı birçok noktalar var. Nedir onlar paşam? Ne cüretle beni hala orada bekliyor? Neye güveniyor? Yanında sadece birkaç yüz çapulcu kalmış. Bizim elimizi kolumuzu sallaya sallaya buraya kadar gelişimize seyirci kaldı. Tek kurşun atmadı. Maksadı ne? Bunu bir türlü kavrayamıyorum. Mutlaka bir melunluğu vardır. Ama nedir? En kötüsü bunu bilememek. Ben bana kurşun atan düşmanlardan korkmam. Benim korktuğum düşman sinsi olan düşmandır. Ne yapacağını bilemediğim, bilemeyeceğim düşmandır. İşte o da öyle düşmandır. Çok doğru konuştunuz paşa hazretleri. Söylediğiniz aynen keramet gibi. Bu gibi melunlardan her şey beklenir. Sen neden kendisine bu kadar kızgınsın? Onu hiç sormayın. Nasıl kızgın olmam? Beni soydu, soğana çevirdi. Karımın altınlarına varıncaya kadar neyim var neyim yoksa hepsini alıp götürdü. Son derece kötü bir adamdır. Hoş, zaten eşkıyanın da iyisi mi olur diyeceksiniz. Ama o başka. Şart olsun ki onu ipe çekme işini cellata bırakmayacağım. Kendim yapacağım, işte yemin ettim. Yarın sabah mı saldıracak asker? Evet. Bu gece evde oturmayalım Emine. Dışarı çıkalım. Olur, çıkalım Mehmet'im. Tüfeğini neden alıyorsun? Yiğidin eline tüfek gelin. Ne kadar güzel bir gece. Evet, çok güzel. Ben dağlarda yaşadığım vakitler Allah bana ölümü hep böyle bir gecede nasip etmesini dilerdim. Hani ölümden söz etmeyecektin? Doğru, affet. Biz seyrana çıktık seninle. Öyle değil mi Mehmet'im? Öyle. Ne güzel bir seyran. Böyle bir gecede seninle gezmek daha da güzel. Hiç bitmese bu gece. Ne iyi olurdu. İçimden neler geçiyor biliyor musun Mehmet'im? Ne geçiyor? Belki çocukça bir şey ama sana söylemeden geçemeyeceğim. Ben diyorum ki şu gökten bize doğru bir altın merdiven sarsa da seninle yine kol kola bu merdivenlerden çıksak. Böylece bu kötü ve kirli olan dünyadan ebediyen kurtulmuş olurduk.
yalancı insanlardan, onların kurdukları tuzaklardan, fena sözlerden hep kurtulurduk. Bu dediğin olamaz mı? Olur mu? Belki de olur. Allah o kadar büyük ki. O her şeyi duyar ve görür. İyi kullarının her zaman yardımcısı olur. Bizim ona karşı bir kötülüğümüz olmadı. O da bunu muhakkak biliyor. Kurtarır bizi pekala. Elbette. Kızanların herkes gitti mi? Gitti. Chopper'la Ali en sona kaldı. Onları gitmeye razı edebilmek için ne kadar sıkıntı çektim bilemezsin. Ne oldu Emine? İkisi de iyi çocuklardı. Evet, ikisi de iyi çocuklardı. Bir kabahatleri varsa fazla inatçılar. Hem de çok. Seni fazla seviyorlar. Biliyorum, ben de onları seviyorum. Bilirim sevdiğini. Bak sabah oluyor. Birazdan şafak sökmeye başlayacak. Evet. Hani hatırlar mısın Mehmet'im? Sen bana hep gülünç hikayeler anlatırdın Akça'dayken. Ne kadar güler, ne kadar gülerdim değil mi? Bunları hep senin gülüşünü seyretmek için yapardım. Gülerken o kadar güzelleşirdin ki. En çok bu fıkraları öğrenmek için sıkıntı çektim. Nerede bir ihtiyar bulsam yanına gider, bana böyle hikayeler anlatması için yalvarırdım. İhtiyarlar bu çeşit hikayeleri çok bilir. Hadi yine bana bir şeyler anlat Mehmet'im. Arkama saklan çabuk. Ay, ne oluyor Mehmet? Paşanın askerleri saldırıya geçti. Çabuk yere yat Emine. Aa! Emine! Emine ne oldu? Ne oldun Emine'm? Ne oldun? Konuş Emine. Allah'ını seversen konuş. Bir şeyim yok de. Emine. Bir şey olmadı değil mi? Şaka ediyorsun değil mi Emine'm? Beni bırakma gel. Mehmet'im. Sen... kendini koru. Allah seni korusun. Hayır. Hayır. Allah. Hayır, hayır. Ölmezsin Emine. Emine. Allah aşkına bunu bana yapma. Aç gözünü ne olur. Aç gözünü yalvarırım. Ah. Bak. Emine. Beni kollarına al. Emine. Ah. Bakın bakalım Raşit Bey. Ölenler arasında Kel Mehmet Efe de var mı? Siz onu yakından tanıyordunuz. Nasıl tanımam Melun'u? Evet. Evet işte onlar. Karısıyla beraber gebermiş. O gebermiş. Atçalı Kel gebermiş. Gebermiş. Kel gebermiş. Durun, durun o tarafa koşmayın. Uçurum var, dikkat edin. Uçurum. Neden ben emir vermeden ateşi başlattınız mı lazım? Kişiye ateş etmeden önce teslim ol demek adetten değil midir? Kabahat Raşit Bey'de paşam. Emrimdeki askerlere o emir vermiş. Teslim olmaları için hiçbir ihtarda bulunmamış. Durmadan ateş ettirmiş. Atçanın vücudundan tam 400 tane kurşun yarası saydık. Adamı delik deşik etmişsiniz. Bir kişiye bunca kurşun sıkılır mı? Öbür emrimi yerine getirdiniz mi? Getirdik paşam. Kelefeyi karısıyla yan yana gömdük. Peki ya Raşit Bey nasıl öldü? O benim gözümün önünde öldü. Kel Mehmet Efe'nin ölüsünü görünce adeta zıvanadan çıktı. Sevincinden bağırarak koşmaya başladı ama yolun sonunda uçurum olduğunu bilmeden kayalara düşüp parçalandı. İlahi adalet. Eğer Raşit Bey ölmeseydi yaptıkların hesabını ben soracaktım ona. Neden paşam? Bana Mehmet Efe'nin ve çetesinin soyguncu olduğunu söylemişti. Oysa Aydın Eşrafı'ndan dinledim. Çete kaçarken en ufak bir yağma hareketi yapmamış. Ayrıca vilayetin sarf defterine baktım. Ödenen paraların kimlere ödenmiş olduğunu kuruşu kuruşuna yazmış. İnanır mısın devletin tek kuruşuna bile dokunmamış. Kasada hala binlerce altın var. Ayrıca Eşraf esas soyguncunun, zalimin, gaddarın Raşit Bey olduğunu söylüyor. Demek halk bu yüzden Kel'in arkasından çocuklar gibi ağlıyor. Neyse, bırakalım bunları. İstanbul bizden haber bekliyor. Hemen saraya kazandığımız parlak zaferi bildiren bir mektup kalemi alınsın. Bağışlı paşam. Aydın'ı basan ve burada 3 ay müddetle hüküm sürüp vali-i vilayet, hademi-i devlet, Atçalı Kel Mehmet adıyla mühür kazdırıp
para dahi bastıran şerir, yok hayır. Bu kelime ağır. Kişi ölü olarak ele geçirilmiştir desinler. Peki paşam. Açalı Mehmet Efe adlı oyunun 25. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalınız.